Selamlar canolar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sevdiğimiz bir seri vardı. Onu biraz farklılaştırdık. Başka bir şey yaptık arkadaşlar. Yorumlarda gördüm sizler demişsiniz. Her zaman meta'nın en iyi şampiyonlarını sayıyoruz. Bir seferde meta'nın en kötü şampiyonlarını sayalım demişsiniz arkadaşlar. Ve biz de bugün meta'nın en kötü 10 şampiyonunu sayacağız. Bunlara başlarken sırasız bir şekilde dizdim fakat bunlar bana göre kesinlikle meta'nın en kötü 10 şampiyonu. İstiyorsanız birinciyle başlayalım. Dediğim gibi sırasız. İlk başa Balmont'u yazdım. Çünkü Balmont hiç oynanmıyor. Hatta görmüşsünüzdür videoda gelmişti. Türkiye birincisi miydi, ikincisi miydi, neydi? O bile bizi yenemedi. Bunun sebebi kahramanın limitleri belli. Kahraman hiçbir şey yapamıyor. Tank desen tank değil, çok iyi tanklayamıyor. Savaşçı desen savaşçı değil, çok iyi hasar veriyor desen, tamam belki full AD'ye çıksan çok iyi hasar veriyor fakat yok yani, o da yok. Balmont şu an çok sıkıntı ve meta'nın en kötü şampiyonu diyebiliriz. Başka bir berbat şampiyonumuza geçelim. Vexena. Vexena böyle eskiden bir yıl önce falan bir hafiften meta'ya girer gibi olmuştu, biraz oynanmaya başlamıştı. Fakat Vexena da çok leş bir kahraman arkadaşlar. Yani aslında karşı takımda olunca insanı kanser edebiliyor. İlk yeteneğinin öyle sağa sola hareket ettirmesiyle, ikinci yeteneğinin verdiği büyük hasarla, ultisini karşı takımın ADC'sine atınca ADC'yi kendi takımımıza alıp takım savaşlarında çok büyük işler başarmasıyla. Ama Vexena bir türlü oynanmıyor, bir türlü sevilmiyor. Bunun tam olarak sebebini bilmiyorum. Bunun en büyük sebebi ama şu arkadaşlar. Kaçma yeteneği yok ve tek yiyor. Eğer bir kahramanın kaçma yeteneği yoksa tek yememesi lazım, sıyrılması lazım. Eğer bir kahraman tam tersi oluyorsa bu sefer de kaçma yeteneğinin olması gerekiyor. Vexena da ikisinin de olmadığı için Vexena şu an leş bir durumda ve ben ne zamandır görmüyorum ya. Şu an Ekrem izliyorsa kızar, Ekrem bir ara inanılmaz Vexena oynuyordu da. Ben bayağı zamandır görmüyorum Vexena. Mutlu muyum? Mutluyum. Görmeme de gerek yok diyelim. Diğer şampiyonumuza geçelim. Hilda. Hilda da eski zamanlarda oynanıyordu fakat Hilda'yı da ben buraya yazdığım şampiyonları ciddi anlamda aylardır görmüyorum. Hatta bazılarını yıl olmuştur arkadaşlar. Abartmayayım ama. Hilda şimdi savaşçı tank, tamam çalıya girince güzel can çalıyor. Ama Hilda'da da bazı şeyler eksik gibi. Çünkü ne hasar verebiliyor tam anlamıyla, ne çok şekilde tanklayabiliyor. Bir de şimdi Tigreal varken, Kufra varken, Mino varken, Loli varken biz niye tanka Hilda'yı alalım değil mi? İşte en büyük problem burada başlıyor. Çok güzel tanklar olduğu için Hilda'ya zaten sıra gelmiyor. Ya da savaşçı bakımından bakarsak çok güzel savaşçılar olduğu için Hilda'ya gerek kalmıyor. Yusuishin şu an ADC metası olmasına rağmen en berbat ADC Yusuishin. Zaten görüyorsunuzdur, oyunlarda asla karşımıza gelmiyor. Yani ADC metası diyoruz fakat Yusuishin kesinlikle bundan etkilenmedi. Ve kendisi çok leş bir durumda. Ancak şöyle oynanabilir. Çok güzel bir buff alırsa öyle oynanabilir. Diğer türlü ben oynanabileceğine inanmıyorum. Çünkü Granger varken, Carry varken, Van Van varken, yani bunlar varken gidip de birinin Yusuishin alması gerçekten çok mantıksız olur. Tamam ADC'ler meta, tamam red buff'la çok güçlü oluyor. Ama dediğim gibi Granger'la gidip ilk yetenekli adama tek atmak varken ben neden gideyim de Yusuishin alayım. Diğer şampiyonumuz Freya. Freya'yı da hiç görmüyoruz. Hiç oynamıyoruz. Hiç oynanmıyor. Yakın zamanda Freya'ya rework gelecek. Bakalım o rework ile birlikte meta'ya girebilecek mi? Rework geleceği kesinleşti. Şu an test serverında oynanabilir durumda reworklü haliyle. Freya eskiden şöyleydi. Tüm şampiyonlar oyun içi SP, yani savaş puanıyla alınabiliyordu. Fakat Freya sadece yükleme yapanlara veriliyordu. Şimdi galiba SP ile satılıyor gene. Yani 3 lira da yüklesen, 50 lira da yüklesen Freya'yı sana veriyorlardı. Freya eskiden güçlüydü de, Yeniçeri Yunus abinin de main'iydi. İlham'la birlikte çok güçlü oluyordu çünkü adamların üstüne zıplıyordu. Ve çok büyük bir sersemletme, aynı zamanda saldırı hızı ve de can çalmayla birlikte hem ölmüyordu hem de rakipleri çok kısa bir sürede öldürüyordu. Fakat yeni şampiyonlar geldikçe kaçmaları, artık yeni şampiyonların daha kolay, çoğunun kaçma yeteneği var.
ve artık saflaştırmayı herkes kullanmayı bildiği için Freya da meta'dan düştü. Diğer bir şampiyonumuz Zilong. Zilong da şu an hiç oynanmıyor. Meta'da yani savaşçılar zaten cidden çok zor bir durumda. Çünkü savaşçıların karşısına lane'de ADC'ler geliyor. ADC'lerin yanında bazen tank da gelebiliyor çünkü 3 mid metası bitti neredeyse. Bu savaşçılar 2 kişiye karşı zaten zorlanıyor. 2 kişi olmasalar bile sadece savaşçı olsa bile Red Buff'la birlikte savaşçı ADC Red Buff'la birlikte savaşçıları çok pis dövüyor ve gerçekten savaşçı orada pek bir iş yapamıyor. Şimdi burada Tamuz varken, Dairot varken, Gunivor varken, ondan sonra başka kimleri sayayım? Chu varken gidip de insan Zilong almaz yani takım savaşında kesinlikle hiçbir işlevi yok. Sadece ayrı kittirmede tamam olabilir çok fazla kastıysa olabilir. O da şöyle zaten hangi şampiyon kasarsa o şampiyonda çok rahat bir şekilde oyun taşıyabiliriz. Zilong da bunlardan bir tanesi. Fakat tercih edilmiyor. Tercih edilmemesini de normal karşılıyorum. Yani takımımıza Zilong. Şimdi bakın bana burada saydıklarımın main'i olabilirsiniz. Fakat kızmayın. Bu şampiyonları oynuyor olabilirsiniz. Ben bunlar kötü şampiyon demiyorum. Bunlar meta'nın kötü şampiyonları. Takımınıza Balmond gelse, Zilong gelse, Freya gelse, Hilda gelse, Vexana gelse çoğunuzun söyleyeceğini de biliyorum arkadaşlar. Yani bana burada kişisel olarak şey yapmayın. Bunlar meta'nın en güçsüz şampiyonları. Bunlar güncelleme notlarıyla ilgili. Diğer bir şampiyonumuz suikastçı Saber. Saber tek atmaya yönelik bir şampiyon. Fakat yani Saber'da artık oynanmıyor. Saber'da güçsüz. Çünkü tamam belki ultiyle arkadan geliyor bir kişiyi çıkartabiliyor. Ama o kişiyi çıkarttıktan sonra kendisi çıkamıyor. Yani takım savaşı 4v4 devam ediyor. Bu yüzden de Saber'ı da çok fazla tercih etmiyorlar. Yani ne bileyim oynanabilir mi? Yok ya oynanamaz. Bence de oynanamaz. Yani dediğim gibi Saber'ı da hiç görmüyoruz. Diğer bir kahramanımız savaşçı rolünde benim çok 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 sevdiğim bir kahraman Sun arkadaşlar Sun. Maymun Kral. Maymun Kral'ı da görmüyoruz. Bunun sebebi Maymun Kral tamam ormanı çok iyi dönüyor. Lord'u çok kısa bir sürede tek başına yapabiliyor. Ama hem çıkarttığı klonları keserek altın kazanabiliyoruz. Hem dediğim gibi artık kaçma skilleri var. Ve de takım savaşında Sun artık pek bir iş yapamıyor. Çünkü alan hasar veren kahraman gerçekten çok fazla oldu. Çoğu kahraman alan hasar verdiği için Sun'ın kopyalarında kolay bir şekilde öldürebiliyorlar. Ama dediğim gibi bunun asıl sebebi çok daha güçlü savaşçılar olması. Dairot varken pardon boğazım biraz şişmiş hastayım. Dairot varken, Tamuz varken, Chu varken, Gunivor varken gidip de insan neden Sun alsın? Bunu düşündükten sonra zaten çok mantıklı geliyor. Bizim çok daha iyi tercihlerimiz varken gidip de Maymun Kralı almamıza gerek yok. Bu son iki kahramanı yazarken kendimden biraz utanmış olabilirim. Çünkü ikisi de çok sevdiğim bir kahraman. Layla da şu an meta'da leş bir durumda. Bunun en büyük sebebi Layla'nın kaçma yeteneğinin olmaması ve de çok hantal diyebileceğimiz bir şampiyon kategorisine girebilmesi. Evet Red Buff var. Evet Layla'nın range'i yani vuruş mesafesi bayağı fazla. Ama Layla iş yapmıyor. Çünkü karşı takımın suikastçısı ya da büyücüsü 2 saniye içinde Layla'yı çıkartıp kendisi tekrar takım savaşından çıkabiliyor ve siz takım savaşlarına ADC'siz girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ha tamam Layla oyunun sonuna geldiğimizde gerçekten durdurulamayan bir güç. Çünkü oyunun sonunda kaçmasına da gerek olmuyor. O can çalmasıyla, o mesafesiyle ve o saldırı hızıyla ciddi anlamda can çalmasıyla birlikte olduğu yerden ateş ederek bayağı bir kişiyi öldürebiliyor. Kaçma yeteneğine gerek duymuyor. Ama şimdi üst liglerde şöyle bir şey var. Eğer karşı takım oynamayı biliyorsa zaten oyunun başında Layla'yı düşürüyor. Ve Layla oyunun başında düşünce oyunun sonunda istediği performansı sergileyemiyor. Bu yüzden de Layla şu an meta'da çok kötü bir durumda. Layla'dan sonra Mia. Mia da aynı şekilde Mia'yı da oyun başında düşürdükten sonra zaten Red Buff'a pek yaramıyor diyebilirim Mia. Mia'yı oyun başında düşürdükten sonra Mia da pek bir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani tamam Mia da oyun sonunda çok güçlü. Bakın Layla da Mia da oyun sonunda çok güçlü. Bu can çalmalarıyla olsun, Mia'nın pasifinden gelen saldırı hızıyla olsun, ultisinin görünmezliğiyle olsun. Ama dediğim gibi bunlar şu an meta'da kötü durumdalar. Bakın ben Mia alıp oynayabilirim. Bunu tekrar söylüyorum. Kötü bir şampiyon demiyorum. Sadece meta'daki yeri kötü.
Meta'daki yerleri de kötü olunca bu şampiyonlar ciddi anlamda oynanmıyor. Efsane ligindeki, Mystic ligindeki, hatta Epic ligindeki arkadaşlar bile bana bu şampiyonları görmediğine dair teyit edeceklerdir. Yani onlar da görmüyorlardır. Vallahi şimdilik bu en kötü 10 şampiyonu dizdim. Bunlar tamamen benim fikirlerime göre. Yakın zamanda da isterseniz Meta'nın en güçlü şampiyonlarımı tekrardan sayarız. Like atmayı unutmayın. Siz ne kadar fazla like atarsanız videomuz o kadar fazla önerilenlere düşer ve kanalımızı o kadar kişi, o kadar yeni kişi keşfeder ve kanalımız o kadar fazla gelişir. Yorum yapmayı da unutmayın ve hala abone değilseniz abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.